çırt demişken söyleyeyim. Bizim de o konuda çalışmalarımız var tabii. Ozonlu yağ çok önemli. Ozon, benim eşim de Marmara Üniversitesi'nde şimdi profesör oluyor. Biz evimizde, ilginç gelebilir, ozondan başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Bir yere elinizi çarptınız, şişti, ozon. Sinek ısırdı, sivrisinek, ozon. Diyabet hastasısınız, akşam evinize gittiniz, ayaklarınızda yanma var, ozon. Kedi tırmaladı sizi, tırmıkları var, ozon. İki şey var, hem semptomları ortadan kaldırıyor hem de iyileştiriyor. Yani şişse şişinizi alıyor, ağrıysa ağrınızı alıyor. Çünkü gerçekten bu aktif oksijen Allah'ın bize bir lütfu. Onu doğru şekilde kullanmak lazım. Mesela geçen çok ilginçtir. Haricen kullanımında da böyle. Bazı hani ozonun bir tek şeyi var hocam. Yani ozon kullanımımızda bizi sıkıntıya sokan bir tek şey var. O da ozonun kokusu. Ya ozonlu ya çok önemli dedik ama sürdüğünüz zaman ozon kokuyor. Eğer o kokuyu bazıları da çok seviyor. Mesela bizden kokuyu talep eden var. Başka yerde herhalde nasıl kullanacağız? Ozon yağı kokusu talep ediyorlar. Şimdi eğer bu kokuyu göz ardı ederseniz ya da alışırsanız, mesela hanımlar çok talipler bu işe. Bir ay yüzüne kullansın. Ameliyatsız bir şekilde cildinde çok ciddi parlaklık, düzelme ve o oksijenize gördüm. Hani insan oksijen tedavisi gördükten sonra pırıl pırıl olur ya, o pırıl pırıllı mutlaka görürsünüz. Boğazınız şişti dışarıdan verebilirsiniz. O mutlaka emilip bir şey yapıyor. Diziniz ağrıdı, sürebilirsiniz. Bunlar önemli. Oksijen, şimdi bu ozonu tabii ki vücuda aktarma yolları. Biz bu ozonlu yağ dediğimiz zaman en iyisi zeytinyağı. Sıcak şey görmemiş, muamele görmemiş, yani denatüre olmamış zeytinyağını yüksek konsantrasyonda yaklaşık 10-15 gün ozonluyoruz. Çok ozonlarsanız o bir jöle oluyor artık. Katımsı maddeye doğru beyaz bir madde oluyor. Normal ozonlarsanız yine buzdolabında tutarsanız donabilecek bir madde. Dışarıdan olur. Aklınıza girebilecek her problemde bu ozon yağını kullanabilirsiniz. Biz şimdi şöyle düşündük. Ya bu ozon yağını böyle kullanıyoruz ama içilebiliyor da tabii ozon yağı. Yani midedeki helikobakter olsun, enflamatuar bağırsak hastalıkları olsun, kabızlık olsun. Bir ileri gideyim, bu iddialı bir şey değil. Hastalarımızın geri bildiriminden gelmiş. Mesela panik atağı olan insanlarda bunu çok faydalı oldu. Çünkü bir elektron veriyoruz, vücuda aktarıyoruz. Oradan o başka mekanizmaları tetikleyerek bize faydalı bir artık süreçler yaşatıyor diyeyim. Ozon yağını düşündük yani nasıl verelim vücuda? İnsanlar bunun kokusundan alamıyor. Şimdi biz de bunların kapsüllerini yaptık. Hakikaten jelatinize bir kapsül, insanlar hiçbir koku olmadan bu ozon yağlarını içebiliyorlar hap gibi. Tamamen evet. Doğal, hiç katışıksız. Bu tedavide şunun için bunu ifade ediyorum. Herkesin mesela çok vakti olmayabiliyor. Ekonomik durumu müsait olmayabiliyor. En basitinden bu tür uygulamalar bile onların vücuduna bir ozon molekülü diyeyim artık, tamam mı? Ozon maddesinin girişini kolaylaştırıyor ve bahsettiğimiz etkileri belki kandan verilişinin, rektal verilişi kadar olmasa bile mutlaka, o da sürekli alındığı için her gün böyle bir minik tetiklenmelerle yaşam kalitemizin artmasına fayda sağlıyor.